Aslında Tat Travalli başka bir koleksiyon, Oyun Bozan başka bir koleksiyon. Burada iki sergi, iki farklı grup var. Ama Tat Travalli ve Oyun Bozan birbirleriyle de ilintili isimler. Yani sonuçta Tat Travalli iki kişilik bir oyuncak. Biri Oyun Bozanlık yaptı mı tek başınıza oynayabileceğiniz bir şey değil. Tat Travalli'den başlayayım. Tat Travalli ilişkiler üzerine kurulu bir koleksiyon. Yani çünkü ilişki kavramı, aşk, bunlar zaten her zaman tarih boyunca olan son derece global. Ya ben aslında daha siyasi işler yapmayı seven bir insanım. İlk defa aşk üzerine, yani hepimizi ilgilendiren, gündemde değişmeyen, sürekli hep kalan bir şey üzerine çalışmak istedim. Taht Revalli de sonuç olarak bir üçgen ve üzerinde bir çubuktan oluşan bir taht revalli ve bir kadın ve bir erkekle ilişkilerle ilgili hikayeler anlatmaya çalışıyor. Yani ufak ufak öyküler aslında bu hikayeler, heykeller. Yani bir ilişkinin başlangıcı, bitişi, arada sevinmeler, üzülmeler, ayrılığa yaklaşmalar, işte iletişim sıkıntıları gibi. Aslında sonuç olarak ilişki bu Tat Travalli'nin üzerinde, siz eşit mesafede birbirinize duruyorsanız herhangi bir şekilde olabilir bu. Dengedesiniz demektir. Yakın ya da uzak. Yeter ki aynı mesafede. Kendimce hayatımda şunu fark ettim ki bir adım ileri attığınız zaman ya da bir adım geri o Tat Travalli yıkılıyor. Hep aynı mesafede kalmak gerekiyor. Bununla ilgili çeşitli espriler var bu koleksiyonda. Oyun bu, ve bronz bu heykeller. Oyun Bozan grubu aslında daha uzun süredir çalıştığım bir grup. Demir heykeller var. Arada bazen ahşap yontularla desteklediğim şeyler var. Demiri farklı bir şekilde çalıştığımı düşünüyorum. Yani demiri daha çok heykeltıraşlar daha böyle konstrüktivist çalışmaya çalışırlar. Daha geometrik çalışmaya çalışırlar. Ben nedense demirde bir modelaj malzemesi gördüm. Erite erite birbirlerinin üzerine bindire bindire çalışmayı seviyorum demiri. Demiri yaparken ki aldığım keyif de çok önemli. O yüzden biraz da demir bana biraz galiba emeği çok hissettiriyor. Yani doğayı çok hissettiriyor. Mücadeleyi çok hissettiriyor. Mesela en son bir heykelim kalmıştı. 3 gündür onu bitirmeye çalışıyorum. Kavga ettik heykelle resmen. Oy almayacağım dedi, ben olacağım dedi. Böyle 3 gündür onunla uğraşıyorum. Yani Oyun Bozan'da da işte Oyun Bozan'da aslında tam olarak bu anlama geliyor. Yani bu kapitalizm, bu şu andaki dünya düzeni bizi bir şekilde bir kalıba sokmaya çalışıyor ama biz de bir şekilde bir türlü giremiyoruz. Yani ve sürekli oyunu bozup duruyoruz. Yani hiç beklenmeyen bir anda işte o unuttukları yaratılmış varlık olan o insan kavramı bir anda oyunu bozuveriyor. Hiç tamam biz bu insanların üzerinde, bu milletin üzerinde bunu yaparız dediğin noktada bir bakıyorsun hiç beklemediği bir anda insanlar tepki gösteriyorlar. Hiç beklemediğin anda kızıyorlar. Hiç beklemediğin şeyin arkasında gidiyorlar. İşte ben bu insanla ilgili olarak çalışmaya uğraştım. Yani Oyun Bozan grubu da tamamen bununla alakalı bir grup. Evet, bir sürü insan hikayesi var. Yani Oyun Bozan'da da, Tat Travalli'de de. Çünkü böyle dediğim gibi yani hikayeler anlatmayı daha çok seviyorum. Genel olarak ben aslında görsel şeylerden çok etkilenip heykeller yapmam, daha felsefi şeylerden diyeyim. Yani daha kuramsal şeylerden etkilenirim. Daha önce yazarım mesela, genelde hepsinin birer yazısı vardır. Yani hep bir şeyler karalarım. Sergiyi görmenizi isterim. Çünkü gerçekten yani 4-5 senedir uğraştığım bir şey toplamda. Önce işte Oyun Bozan'la başlayıp 3-4 sene süren, son ana kadar süren işler var. Taht Revalli daha 1,5-2 seneyi kapsayan bir grup. Bronz, demir, ağaç yontu, teknik olarak bir sürü şey görebilecekleri bir sergi. Bir sürü fikir görebilecekleri bir sergi. Ufak ufak esprilerin olduğu, bence bazen gülümseyip bazen duygulanacakları bir sergi olduğunu düşünüyorum. O yüzden görmelerini çok isterim. Ama tabii yani bu sergi tabii burada gökten zembille inmedi. Öncelik yani Mehmet Baz başta olmak üzere Ekol Sanat Galerisi'ne çok teşekkür ediyorum. Bu sergiyi burada açabildiğim için. Ayrıca bu güzel söyleşi için, aslında bu güzel sohbet için de Ekabart TV'ye çok teşekkür ediyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Herkesi bekliyorum sergide.